Merhaba. Bu dersimizde Go programlama dilinde dizi oluşturma pratiklerinden bahsedeceğiz ve farklı farklı uygulamalar geliştireceğiz. Hemen başlıyorum ilk örneğimden. Basit bir dizi örneğimiz öncelikle. Adı MyArray1 olsun. Ve bunu integer olarak tanımlayacağım. 3 elemanlı olmasını istiyorum. 953. Integer tipinde. Ve şu şekilde kuruyorum. Ondan sonra myArray diyorum ki 0. indeksin eşittir 32. myArray 1. indeksindeki değer 23. MyArray ikinci indeksinde değer 54 olsun. FMT print line doğrudan MyArray nesnesinin kendisini veriyorum. MyArray neden undefined FMT print line. Burada herhangi bir hata olması tuhaf. O yüzden ben bir çalıştırayım. Sonucu göreyim. FMT ile alakalı. Çok tuhaf. Çünkü hata yoktu. Hata yok yani burada. Ama hata verdi. Tuhaf bir şekilde. Sonra tek yaptığım şu oldu. Bunu kestim. Sonra kaydedip bir çalıştırdım. Doğru çalıştı. Sonra tekrar koydum. Tekrar çalıştırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi go run main go ile çalıştırdım. Bakın köşeli parantezler içerisinde 3 elemanı yazdım. 32, 23, 54 şeklinde diziyi komple yazdırdık. Bu en basit örneğimiz olarak dursun. Şimdi de renk dizisi oluşturalım. Renk bilgilerin bulunduğu. Adı colors olsun. Bu sefer de var keyword ile yapıyorum dikkat ederseniz. Farklı farklı gerçekleştirmeye çabalıyorum örneklerde. Colors ve sıfırıncı elemanın red standart 3 rengimiz tabii ki. Red, blue, green olsun. Tabi red, green, blue standartını bozmayalım. Şöyle 3 tane rengi yazdık. Şimdi de bunu ekranda göstereceğim. Colors'ı doğrudan yazdırıyorum. Sonra da Colors'ın sadece birinci indeksini yazmasını söylüyorum. Şimdi yukarıdakiyle karışmasın. Şurayı silersem bu sefer MyArray1'i kullanmadın diye hata verecek. O yüzden komple siliyorum. Red, green, blue ve birinci indeks istediğimde dikkat ederseniz 0 red'di, 1 green ve green'i de elde ettik. Şimdi şunu da deneyelim. Bunu yazdık. Peki bunun değerini değiştirebilir miyim? Green, bordo yapsak. Sonra tekrar yazdırsam ben bunu. Clear, çalıştır. Bakın, red, green, blue, sonra green ve bordo. Çünkü burada set işlemi gerçekleştiriyorum. Şuralarda ise get yapıyorum. Set de edebiliriz, get de edebiliriz bu yöntemle. Şimdi sileceğim ve yeni bir örnek yapacağız. Bu da numbers. 5 elemanlı. Şöyle 5 elemanlı bir dizim var.
Ve bunların da verisini doğrudan gönderiyorum. Şöyle. Beş eleman. Evet. FMT print line numbers diye doğrudan yazdırıyorum. FMT print line diyorum ki number of numbers. Yani yukarıda oluşturduğum numbers değişkenin içerisindeki değerlerin elemanların toplamını ver bana. Bunu da çok kolay bir şekilde yapabilirim. Bunu gerçekleştirmeyi sağlayan bir function var. Built-in function. Len diye bir function'ımız var. Bunu sadece tek yapmam gereken numbers'ı vermek. Hata ne? Şöyle bakıyorum. Numbers'ı yazacaksın burada. Şöyle bir yazdırayım. A tipini yazmamışız. Tuhaf bir şekilde unutmuşuz orayı. Clear. Tekrar çalıştırdım. Bakın 5 eleman var burada. Number of numbers 5. Yani numbers nesnesinde 5 tane eleman var bilgisini almış olduk. Bununla ilgili farklı farklı örnekler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi otomatik olarak eleman sayısını belirleyebileceğimiz bir dizi tanımlayabilir miyiz? Şöyle yaparız. Bakın. Bildiğiniz gibi biz şurada 4 dediğimizde eleman sayısı olarak şunu veriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda 4 elemanı da doldurmuş oluruz burada. Ha, zorunda değiliz bunu doldurmak zorunda değiliz. O zaman da sıfır değerleri set edilir bütün elemanlara. Ama şurası önemli. 4 elemanlı bir bilgiyi eleman sayısını vermek zorundayım ben. Çünkü programlamada dizilerin temel kuralıdır. Dizi oluşturuyorsan önce onun kaç elemanlı olacağını söylemen gerekiyor. Ama şöyle bir esneklik var. Ben bunun otomatik size yeteneğini kullanabilirim. 3 nokta koyuyoruz buraya. 3 nokta aynı işi yapacak. Print line my array kaydettim. Clear. Evet, bakın 4 elemanı da gördük. Bir şeyler daha ekleyeyim. Kaydettim. Onları da gördüm. Hata vermedi. Peki o zaman bizim programlamadaki kuralımız nasıl esnedi? Yani ben başlangıçta bir diziye eleman sayısının belirtilmesi gerektiğini söyledim. Ama burada 3 noktayla yapıyoruz burada. Otomatik bir şekilde size genişliğini alıyor. Bu aslında bize kolaylık olarak yapılan bir şeydir. Yani ilk başta söylediğim kural aslında burada da geçerli. Yani bir dizi verdiyseniz, dizi oluşturduysanız bunun başlangıç değeri olmak zorunda. Ama burada Go programlama dili bize şunu yapıyor. Diyor ki sen zaten buraya değeri verdin. Ben kaç tane olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz sayabiliyorsak derleyici de sayabiliyor. Biz bunu bu şekilde gönderdiğimizde o arka planda diyor ki ben 6 elemanlı bir integer dizi oluşturacağım. Onun referansı belli zaten. MyArray. Şurası önemli değil diyor. Ben arka planda bunu 6 yazarım. Bir şey değil yani. Böyle bir kolaylıktan dolayı bize faydası oluyor açıkçası. Bu C# da var. Farklı dillerde de bu şekilde özellikler, ekstra kolaylıklar var. Tabi bunları oluşturduktan sonra değer de atayabilirsiniz. Mesela myArray ben üçüncü indeksine erişip beş 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 dedim. Bu şekilde çalıştırayım. Bakın
değer değiştirildi. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak indekslerde en çok karşılaşılan hatadır. Index out of bound range exception diye bir hata vardır. Genel bir hata. İndeks boyutlarının dışında olmak. Yani indeksin boyutu belli. Bunun 6 tane elemanı var. Ve indeks de 0'dan başladığı için 5'e kadar gider. Yani siz buraya 6 yazarsanız 6 tane 6. indeks yok. O yüzden de bakın dikkat ederseniz invalid array index 6. Out of bounds for işte 6 elemanlı bir dizi vesaire böyle bir şey yok. Buna genel olarak out of bound range exception gibi bir terim kullanılıyor. Doğrudan bu hatayı veriyor bize. Bunun nedeni dediğim gibi indekslerin sıfırdan başlaması, eleman sayılarının birden başlaması. Bu kafa karıştırıcı olabiliyor ilk başlarda. Yeni başlayanlar için programlamaya. Ama zamanla alışıyorsunuz. Şimdi de string bir dizi oluşturup bunun üzerinde birkaç döngü yöntemi uygulayacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Var car. Var cars. Bu dizim 3 elemanlı olacak. Tipi de string olacak. Ve verilerini de atıyorum. Cars. 0. indeks. Tesla olsun. Şuraya kopyalayayım. Mercedes. Jaguar. 1-2 şeklinde. Bunları da belirttim. Şimdi işlemlerimize bakıyoruz. Ama bu arada şunu da gösterebiliriz. Yani burada da tekrar hatırlatma babında mesela len dediğimde cars şeklinde bunun kaç elemanlı olduğunu elde edebilirim. İlk bir metot daha göstermek gerekirse burada len yani uzunluk bilgisini daha doğrusu kaç tane eleman olduğu bilgisini alabiliyoruz. Bir de bunun kapasite bilgisi var. Cap diye. Onu da bu şekilde elde edebiliriz. Kapasitesi de tabii ki burada dizi kurulum esnasında biz 3 değerini verdiğimiz için dikkat ederseniz 3 değerini aldık. Peki şunu kapatırsam acaba nasıl bir şey olacak? Şöyle bakalım. Bakın gene aynı şekilde verdi. Kapasite ile uzunluğu birbirinden ayırmanız gerekiyor aslında. Birisi içerisindeki elemanların sayısını toplar. Diğeri ise dizinin gerçekten kaç tane eleman alabileceğini bilir ve ona göre toplar. Kapasite arka planda çalışan bir özelliktir aslında. Arka planla alakalıdır daha doğrusu. Nesnenin kurulum aşamasında kaç eleman aldığını vesaire gibi işlemler için vardır. Mesela ne için olur bu? Öncelikle resize işlemleri dediğimiz işlemler sırasında bu geçerli oluyor. Sizin kullandığınız nesne eleman sayısı 3 olabilir ama mesela toplu veri aktarım işlemleri oluyor. Örneğin veri tabanından aldığın 1000 tane kaydı tek bir nesneye gömmen gerekiyor. Otomatik olarak gömmen lazım. O zaman arka planda bir kapasite genişletme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu tür durumlarda da o kapasitenin ne kadar olduğunu ve içerisindeki elemanın ne kadar olduğu gibi farklı bir durum söz konusu olabiliyor. Yani biraz detay bir konu ama böyle bir kapasite bilgisinin de alınabildiğini bilmenizde yarar var. Şimdi bununla ilgili hemen örneğime geçiyorum. Şunu açtım. Evet. Hazırız. İyi. Gene döngü yapımızı kuruyoruz burada. Ve for yapacağız tabii ki. Başka döngümüz var. Başka döngüye ihtiyacımız da yok burada. Cars diyorum. Car'ın yani Cars dizisinin eleman sayısını topla.
eksi 1'ine kadar dön. Nedenini söylemiştik. I sıfırdan başlayacağı için, yukarıda dikkat ederseniz sıfır. Sıfırdan başlayacağı için eğer dizinin sonuna kadar dönerse bu sefer eleman sayısının toplamını döner. O zaman da hata verir. Çünkü eleman sayısı 1, 2, 3 diye devam ederken indeks 0, 1, 2 diye devam ediyor. O yüzden eksi 1 olarak yapıyoruz bunu. FMT print line cars dedim ve i'nci indeksini al. Ve i'yi de 1 arttırmam gerekiyor. Onu da burada yapıyorum. Kaydettim. Clear. Go run main go. Tesla, Mercedes, Jaguar. Basit bir şekilde bu veriyi elde edebildik. İlk örneğimizde bu şekilde yaptık. Peki devam etmek gerekirse şurayı kaldıracağım. For iyi. Bu sefer de standart for yapısıyla yapıyorum. Yani şu şekilde noktalı virgüllerle j küçüktür. Daha önce yaptığımız gibi len cars devam edelim. FMT cars i kaydettim. Hatamız jdi olacak burası. Kaydettim. Çalıştırdım. Tesla, Mercedes, Jaguar. Dikkat ederseniz burada küçüktür yaptığım için hata almadım. Ama mesela küçük eşittir yapsaydım. Gerçi hani daha önce şöyle yapmıştık ya. Eksi 1 şeklinde. Bu sefer eksi 1 yapmamamızın sebebi aslında şurada küçük eşittir kullanmamaktı. Mesela eski haline getireyim. Bu şekilde normal çalışıyor. Şimdi küçük eşittir yaptım. Temizleyeyim. Go run main go. Bakın veriyi gönderdim ama diyor indeksin dışına çıktım artık en sonunda diyor. Index out of range exception. Bunun nedeni de en sonunda eşittir de söylediğimiz için eşit olma durumuna kadar döngüyü uzattı. Orada da indeksi bulamadığı için hata verdi. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer de range'i kullanacağız. For i virgül value küçük eşittir range ve cars içerisinde dön. FMT print line i eşittir. Şurada i'yi veriyorum ben. I ile birleştirecek. Ondan sonra da yine bir string yapıyorum. Ve diyorum ki şuraya bir de value ver. Şöyle biraz ayrı olsun. Yukarıdaki value'yu yazdırıyorum burada. Kaydettim. Clear. Go run main go. Evet. İndeksimiz 0, 1, 2. Value ise Tesla, Mercedes ve Jaguar. Range ile farklı bir yöntem kullandık. Daha önce dediğim gibi örneğin C#'daki for each yapısının bir benzerini kuruyor burada. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Tabii şu da olabilirdi. Hatırlarsanız mesela i ile value. Bunu kaldırıp ben doğrudan cars içerisinden şuraya i'nci indeksi verirsem tekrar çalıştırırsam aynı sonucu elde edebilirim. Bu da diğer farklı yöntemiydi. Şuradaki işlemler bu şekilde kullanılıyor. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın bu şekilde de kullanmak mümkün. Böyle bir syntax da görebilirsiniz. Yani ben bunu komple silmek yerine hani kodu başkası okurken sıkıntı yaşamasın diye. Çünkü buradan range'den iki değer dönüyor. Ama burada bir değer var. O zaman sıkıntı yaşamasın. Biraz daha yeniler
daha juniorlar yanlış anlayabilir. O yüzden bunu şu şekilde yapmak da mümkün olabilir. Virgül. İkinci parametreyi ben blank identifier olarak tanımlayıp bunun değerlendirme dışı kalmasını istiyorum şeklinde bunu bilinçli olarak belirtmiş olabilirsin. Tabii ki bunun tersi de mümkün. Yani şunu alalım bu sefer de mesela value'yu alalım ama bu gelmesin, index gelmesin. O zaman da tabii ki burayı değiştirip fmt printline sadece value'yu yazdırabiliriz mesela. İndeks istemedim ben burada. Sildim tekrar. Gördüğünüz gibi bu tür esneklikler mevcuttur ve yani bir for aslında bütün döngüleri gerçekten gerçekleştirebiliyor.